Hatta o sorun ile ilgili epey açıklama yaptık, önemine binaen. İlk dersimizde fikirle ilgili konuşmamızın da uzun olduğu gibi, itikatta usul ile ilgili konuşmamız da biraz uzun oldu. Öyle gerektiği için uzun oldu. Ondan sonrakileri daha kısa, daha muhtasar, zaten tabiatları da buna el veriyor. Üzerinde durmaya çalışacağız. Amelde usul, yani davranışlarda usul, asıl nedir? Nasıl davranışlarda hangi ilkelere göre davranılır? Esasları, ilkeleri nedir davranışların? Davranışlarda da birinci olarak kesin olarak doğru olduğuna inandığınız delilleri bulunan davranışlar sergilenmeli. Yani delili kat'i olan şeyler davranış haline mutlaka getirilmeli. Artı zann-ı galip üzerinde zann-ı galibiniz bulunan, yani kuvvetle muhtemel, ağırlıklı olarak şöyle diye düşündüğünüz, böyle yapılırsa daha uygun olur diye düşündüğünüz şeyler için fıkhi bir deyim olarak zann-ı galip deyimi kullanılıyor. Zann-ı galibiniz neyse, galip zannınız, ağır basan zannınız, ona göre davranmak amelde asıldır. İtikatta zannın ne galibinin ne zayıfının yeri asla yok iken, bulunmamalıyken, davranışlarda zannın galip olanı, yani kuvvetle muhtemel şöyle yaparsak daha iyi olur diye düşünebildiğiniz elinize geçen deliller yaptığınız muhakeme sonucu öyle yapmanıza el verir. Davranışları böyle yapmak asıldır. Örneğin davranışla itikatta hadisler delil sayılmazken, alınmazken, davranışlarda dünya kadar hadis, tabii Kur'an'la çelişmeyen itibariyle çelişmeyen hadis, yani peygamberin söylediği söylenen söz olarak daima hadis denildiğinde karşılık aklınıza bu gelmedi. Bu gelirse çözersiniz, bu gelmez. Geleneksel şey gelirse, yani peygamberin sözü eş anlam olarak gelirse, o zaman işin içinde çıkamaz, karıştırırsınız. Hadis denildi, yani ayet denildiğinde Allah'ın söylediği söylenen sözler değildir. Allah'ın söylediği sözlerdir. Ayetler, yani Kur'an. Ama hadis esas itibariyle, yani geneli itibariyle peygamberin söylediği söylenen sözlerdir. Şimdi bu sözlerin içerisinde hepsimiz zannediyoruz. Kimisi var, örneğin namazın bildiğimiz gibi işte sabahın 2, öğlenin 4, ikindinin 4, akşamın 3, yatsının 4 kılınmasıyla hadislerin örneğin hiç hilafına bir rivayet yok ve mütevatir, yani kesin bu bilgimiz. Bu bakımdan hiçbir tereddüdümüz yok, hiçbir ihtilafımız da yok. Her mezhepten olan Müslüman da bugüne kadar bu namazları bu miktar rekatlarda kıla gelmiş. Tabii namazdayken kastettiğim farzlar. Diğerleri için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, yani ilk dönemde namaz denmiyor, salam denmiyor, nafile. Bu nafileyi isteyen yapıyor, isteyen yapmıyor. Yani kimse neden nafile yapmıyorsun filan demiyor. Onunla uğraşmıyor. Ama farzlar, terki caiz olmayan, yapılması insan için Allah'a karşı borç olan, yapılmazsa borçlu kalınan şeye deniyor. Tam tersine haramlar da yapılmaması farz olan, yani kaçınılması gereken, kaçınılmaz ise kaçınmayanını Allah'a karşı borçlu kılan, dolayısıyla da cezası bulunan şeye denir. Farz, sevabı bulunan, yapılınca işlenince sevabı bulunan, işlenmeyince günahı olan şeye deniyorken, haram, kaçınılmaz ise, işlenirse günahı olan, kaçınılırsa sevabı olan şeye denir. Biri diğerinin tersidir farz-ı haram. Amelde demek dikkate alacağımız şey,
bir kat'i delile dayalı olan amelleri işlemek tereddütsüz fakülte edeceğiz zaten. Ediyoruz ki delilin sağlam olduğu kanaatine varıyoruz. Artı zannı galip sahibi olduğumuz, yani kuvvetle ihtimal verdiğimiz doğruluğuna, yapılması halinde gerekliliğine kuvvetle ihtimal verdiğimiz, buna klasik deyimle zannı galip deniyor, şeyleri yapabiliriz. Yani zannı galiple kaçınılması gereken şeyler de vardır. Anlatabiliyor muyum? Amelde usulümüz, takip edeceğimiz yol budur. Zaten ameller beş şıkta, beş asıl unsurda mütalaa edilir. Bir, haramlar, ameller, dikkat edin. İki, farzlar. Üç, mekruhlar. Dört, sünnet, nafile veya ne diyoruz? Allah'ını durmak yok. Sahab bunun bir mendup varlığına sahip. Beş, mübah. Haram ne demek? Yani haram başta gelir. Haram, kaçınılması gereken şeylerdir. Haramlar, Kur'an'ın deyimiyle münkerlerdir. Münkerler ise yapılmaması gereken, kaçınılması gereken şeye denilir. Asıl olanı münkerden kaçınmadır. Yani başlangıç, öncelik kaçınılacak şeylere verilir. Ondan sonra farzlar, yani yapılacak şeylere sıra gelir. Bu tıpkı eşyanın tabiatı gereği de böyledir. Şunun gibi varsayalım. Üstümüzdeki kattan akan işte bir lağım borusu patladı ve bulunduğumuz yere pislik akıyor. Yani münker akıyor. Münker olmaması gereken şey değil, yapılmaması gereken akıyor. O akıntı devam ettiği sürece biz burayı temizlemeye çalışıp, yani maruf yapmaya çalışıp dursak işin içinden çıkamayız. Yani ne yaparız? Boşa çalışırız. Onun için öncelik nededir? Önce üstümüz başımız batsa da, kafamız gözümüz pislik olsa da yıkarız, temizleniriz. Önce o marufu, şey, münkeri durdurma. Münkere müdahale etmeden maruf yaparsanız hiçbir şey yapmış olmazsınız. Yani karman çorman olur. Münkerden uzak durmak önceliklidir. Münkeri durdurmak önceliklidir. Yani bir insan yalan söylemeyi durdurmazsa doğru sözlü olamaz. Öyle mi değil? Yani hem yalan söyleyeceksiniz hem de doğru sözlü olacaksınız. Nasıl mümkün olur? Açıklayabilen çıkar mı içinizden? Mümkün değil. O münkeri, yani o pislik borusundan akan şeyi durdurmadan içeriği temizlemek mümkün mü? Sen temizlersin o gene pisler. Sen temizlersin o gene pisler. Çünkü akıp duruyor. Ama önce orayı durdurursan, ondan sonra da marufu yaparsan, oh, ortalık enfes olur, yani tertemiz olur. Öyle değil. Bu bakımdan Müslüman bunu kafasına çakmalı. Yani öncelikle münkerden uzak duracak. Münker nedir? Bütün haramlar. Zinadan uzak duracak, yalandan uzak duracak, iftiradan uzak duracak, kötülük yapmaktan uzak duracak, kumardan uzak duracak, içkiden uzak duracak, afyondan uzak duracak, tamam mı? Yani yapılmaması gereken şeylerin tümü münker, münkerlerin hepsinden uzak duracak. Uzak durduğu oranda maruf için müsait zemin hazırlanmış olur. Öyle değil mi? Yalan söylemedikçe doğru sözlü olmaya yaklaşırsınız. Bir şantan yalan söylemeyi sürdürür yani münkeri işler. Öbür taraftan da maruf olan doğru sözlülüğe özenirseniz bu mümkün değil. Yani yapamazsınız. İkisi bir arada olmaz. Kimse yapamaz. Olur mu ikisi bir arada?
aynı anda iki şey birden olmaz. Bir insan ya yalan söylüyor ya doğru söylüyor. Yalan söylüyorsanız size inanılmıyor demektir. İnanılmayacak demektir. Ondan sonra ya işte bana niye inanmıyorsun? E birader doğru söylemiyorsun ki nasıl inanalım sana? 40 yalanı bir arada söylüyorsun. Yalan söylemiyorum derken bile yalan söylüyorsun sen. Öyleyse sana inanalım, bunu istiyoruz. Nasıl mümkün? 70 damla koy da düşün ona göre söyle. Bu mümkün mü yani nasıl yapalım? İnanmamızı istiyorsan doğru sözle burada inanalım. Bu yani öncelik açısından ben örnek veriyorum. Bu çok çok önemli. Yani Müslümanın ilk işi ameli bakımdan. İlk işi itikad biliyorsun. Yani itikadı sahih olacak. Artı ondan sonrakini konuşuyoruz. Ameli konuşuyoruz. Amelde Müslümanın öncelik vereceği şey münker olarak belirtilen şeylerden uzak durmak. Kesinlikle. Bunu yapmadığınız sürece yani tüm münkerlerden vazgeçeyim ondan sonra marufa başlayayım diye değil. Yani böyle bir kesinlik yok. Ama bilin ki önemli olan, öncelikli olan münkerden uzak durmak artı maruf ile amel etmektir. Artı. Yani mesela tüm münkerlerden bir anda vazgeçemediniz diyelim. Hiç maruf yapmayacak mısınız? Yok, yapabildiğiniz marufu da, yani vazgeçebildiğiniz münkerden vazgeçecek, işleyebildiğiniz marufu da yapacaksınız. Zaman içerisinde münkerler sıfıra doğru düşerken maruflar yukarı doğru çıkacak. Bu Müslümanın müminleşmesi, teslimiyet derecesini yani Müslümanlığının derecesini yükselmesi demektir. Bu son nefese kadar süren bir süreçtir. Yani sürekli insan kendini olgunlaştırmaya, iyi bir Müslüman, Allah'a iyi bir kul, komşusu varsa komşusu için iyi bir komşu, baba ise iyi bir baba, koca ise iyi bir koca, kadınsa iyi bir karı. Değil mi? Yani dayı ise iyi bir dayı, amca ise iyi bir amca, daha iyi bir amca. Daha iyi bir abi, daha iyi bir kardeş, her neyse. Olmaya çalışacak. Olgunlaşmanın hududu yok işte. Devam edecek insan. Bu da ancak münker sayısını azaltmak, maruf sayısını çoğaltmakla bu ters istikamette işleyecek. Yani münkeri mütemadiyen aşağı çekeceksiniz. Yani yok etmeye, sıfıra doğru. Marufu da alabildiğince arttırmaya. Hatta yeni maruflar icat ederseniz çok daha fazla sevabı var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bir kimse bir hayır icat eder yani yeni bir şey ise onu işlediği için, icat ettiği için yani kendisine çok ecir verildiği gibi aynı hayır insanlar arasında yayıldıkça o insanlar da sevap kazanır. Ayrıca onların kazandığı kadar sevap da onu ilk icat edene eklenir. Yani o kadar da verir. Yani Allah onu öbürlerinkinden eksiltmez. Şerle ilgili de yani mesela kimsenin bilmediği bir fitne icat ettiniz. Ve insanları şiddetle, süratle bozmaya başladınız. Yani ondan dolayı siz günah kazandığınız gibi o insanlar arasında yayıldı, edildi ve toplumun ifsadında büyük rol oynuyor. Onlar oldukça onlar günahlarını tek tek kazanır bu işi yapan. Ama onların toplumu kadar da sana yazılır. Yani insanların bilmediği bir şer, bir münker icat ettiniz. Yani bu bakımdan çok büyük teşvik primi var. Hem cehennem için hem cennet için. Layıklığı da bu konuma koyabilir miyim? Tabii. Tabii yani layıklığı, demokrasiyi İslam onların içine getiren ve onun yayılmasına, onun hoş görülmesine, sevilmesine sebep olanların cehennemde yer beğensinler. Tabii beğendikleri yere koymazlar. Allah takdir ettiği yere koyar. Yalnız olur. Yani her şey dediği gibi İslam dışı her şeyi amelde usulle ilgili esası söyledik. Yani bir kesin, hakkında kesin delil olan ameller, ister münker olsun, ister maruf olsun, ister efendim diğer şeyler olsun. Yani haramlardan kaçınacağız, fazları yerine getireceğiz. Mutlaka hiç alternatif yok. Artı mekruh, evet. Haramın bir boy küçüğü. Haram olmayan. Onu işlemekten kaçınan sevap alıyor,
mekruhu, işleyene günah yazılmıyor. İşleyenine günah yazılmayan, işlemekten kaçınanına sevap yazılan şeye mekruh der. Yani mekruhu tarif edersin. Anlatabildim mi? Haram, işleyenine günah yazılan, işlemeyenine sevap yazılan, işlemekten kaçınanına sevap yazılan ve ahirette Allah'ın mağfiretinin dışında, yani mağfiret ederse o bilir ama ceza görülecek amellere denir, haramdır. Farz ise işleyenine sevap yazılan, her kedenine günah yazılan, Allah'ın mağfiret etmesinin dışında ahirette cezası görülecek olan terkinden dolayı fiillere denir. Örneğin namaz gibi, Ramazan gibi, ilahir. Birincisine örnek verirsek işte içki gibi, zina gibi, yalan gibi, ilahir. Mekruh, işleyenine günah yazılmayan, işlemeyenine sevap yazılan davranışlara denir. Mendup, nafile veya sünnet, yani bu üç kelime de kullanılır. Bunlar neye denir? Bunlara ne denir? İşleyenine sevap yazılan, işlemeyenine günah yazılmayan fiillere de sünnet, mendup veya nafile denir. Anlatabildim mi? Aslında yani espriyi kavradım mı, yani kendiliğinden siz tarif edebilirsiniz hepsini. Mübah ise, işleyeniyle işlemeyeni arasında ne günah ne sevap farkı bulunmayan, çünkü günahı da sevabı da olmayan davranışlara denir. Örneğin şu anda çay içmeye ne ayran içersek ne sevabı var ne günahı var. Çünkü çayın da sevabı yok, ayranın da günahı yok. Ayranın da sevabı yok, çayın da günahı yok. Yani yap şöyle veya böyle yapılmaz. İşte şöyle yatsan mı böyle mi yatsan mı hiç fark etmiyor, nasıl rahat yatıyorsan sağlık açısından o şekilde. Ben amına kalkarak dinlensem olur mu? Vallahi rahatsız olmuyorsan olur. Niye olmasın yani? He? Amına kalkarak dinlensem olur mu? Olur. Rahatsız olmuyorsan ama ben kalkamam. Kalkarsam kalkarım, düşer diye yıkılırım yani. Ama sana öyle bir şey olmuyorsa buyur kalkarım. Değil mi? Mübah bir iş yani. O kadar. Evet. Tebliğde usul konusu ile ilgili kısaca bazı şeyler söyleyelim. Bunların geniş geniş İktibas dergisinde anlatıldığında hatırlatmadan geçmeyelim. Çünkü sizin için bence yararlı olacak. Yani ben burada özet bazı şeyler söyleyeceğim. Mufassal olarak Tebliğde Usul ayrıca İnanmak ve Yaşamak adlı kitabında da bir geniş makale olarak bulunmuş. Tebliğ, kelime anlamı şu, belagat yani açıklıkla anlatma demektir. Tebliğ, açıklıkla yani anlaşılır şekilde anlatmaya denir. Yaparak ya da söylüyor veya her ikisi. Ya mesela bir yemeği tarif ediyorsunuz. Bir sözle tarif edersiniz. Yani tencere, malzeme, böyle önünüzde yoktur. Sözle işte önce soğanı doğrayacaksınız. Sonra filan yağ koyacaksın falan filan gibi başlarsınız. Bu sözlü tarif, sözlü açıklamadır. Ne kadar açık olursa o kadar anlaşılır. Ne kadar anlaşılıyorsa o kadar açıktır. Bu tebliğ. O nispette, yani anlaşılırlığı nispette bir şeye tebliğ denilir. Anlaşılmayacak şekilde anlatılmışsa onun adı tebliğ değildir. Anlaşılır şekilde bir şeyi anlatabilen, anlatabilmesi kişinin o şeyi çok iyi bilmesine bağlıdır. Kendisinin iyi bilmediği bir şeyi başkasına anlayabileceği şekilde anlatabilmesi mümkün olmaz. Kendi mütereddittir. Yani kendi bilmiyor ki nasıl anlatacak.
çok iyi bildiğiniz bir şeyi başkasına çok iyi anlatabilirsiniz. Dün de bir vesileyle söylemeye çalıştığım gibi, kişi bir konuyu ne kadar açıklıkla anlatabiliyorsa o kadar iyi biliyor demektir. İyi bilmenin ölçüsü iyi bildirebilmedir, iyi anlatabilmedir. Anlatabildiğiniz nispette anlamışsınız demektir. Belagat da budur. Yani Allah ne diyor? Kitabı için beli olduğundan bahsediyor. Yani gönderdiği vahiylerin belagatından bahsediyor. Belagat Arapça anlaşılır olmanın en yüksek derecesidir. En vurgulayıcı deyim bu. Beli en anlaşılır şekilde anlatımına deyin. Yemek tarifinden tutun. Bir haramın, bir helalin, bir farzın, bir yani ne olursa olsun en anlaşılır şekilde herkesin anlayabileceği, kavrayabileceği ve tına da anlatabileceği kadar açık anlatımlar beli veya belagat deniliyor. Kısaca tebliğ budur. Yani tebliğ yapıyoruz, tebliğ yapmaya gidiyoruz. Yani açıklamaya gidiyoruz. Peki açıklayacağınız şeyi siz açıkça bilmiyorsanız nasıl açıklarsınız? Söyler misin? Mümkünü var mı? Zaten ortalığı da bu cehaletimiz berbat ediyor. Bataklığa çeviriyor. Şimdi mesela işte kadına kıza yemek pişirmeyi öğreteceğim diyor. Ortaya birisi çıkıyor. İyi güzel ama bir yemeğini yiyorum. Kendi yemek pişirmeyi bilmiyor ki. Yani senin yemeğin pişirdiğin yemek yenmiyorsa, senin öğrettiklerin pişirdiği yemek yenir mi Allah aşkına? O zaman rica ederim öğretme, yani sen dur bir başkası baksın. Ama durduramıyorsun herkesi, yani bilmediğini bilmiyorsa insan, bilmediğini bilmiyorsa ona bir şey anlatmak da zor. Bir Azeri deyim var, diyor ki, ol kimse ki bilmiyor ve bilmiyor ki bilmiyor. O kimse ki bilmiyor ve biliyor ki bilmiyor. Azeri Türkçesinin kendine has tatlılığıyla söylenmiş bir beyit bu. Birincisi, o kimse ki, yani bir kimse ki bilmiyor. Ve bilmiyor ki bilmiyor. Yani bilmediğini de bilmiyor. Yani hem bilmiyor hem de bilmediğini de bilmiyor. O zaman o kimse anasından alim doğmuş zannediyor kendini. Yani eksiğini bilmeyince o ne öğrenecek? Öğreneceği bir şey yok demektir. Yani bir eksiklik hissetmez. Niye? Bilmediğini de bilmiyor adam. İkinci insan, yani ikinci tip, o kimse ki bilmiyor, o da bilmiyor. Ama ve biliyor ki bilmiyor. Yani bilmediğini biliyor. O zaman bilmediğini bilen insan, bilmediği lazımsa öğrenmek için dört döner. Oraya gider, sana başvurur, bana başvurur, şuraya gider, oraya gider. Ne yapar? Yapar öğren. Çünkü o şeyi öğrenmezse, bilmezse işini yürütemeyecek demektir. Bil, yaşamını kolaylaştıramayacak demektir. Veya o işi yapamayacak demektir. Öğrenir. Bu bakımdan bilmediğini bilmek, ilmin yarısı denilmiştir. Doğru da söylenmiştir. Bilmediğini bilmek ilmin yarısı. Yani bilmediğini bilmek az şey değil, gerçekten ilmin yarısı. Çünkü bilmediğini bilen eksini bilir ve bilmediklerini öğrenmeye çıkar. Bilmediğini de bilmeyen ise oturur durur, yani hiç öğrenme isteği de göstermez, öğrenmek için gayret de göstermez, koşturmaz da, bir yere de gitmez, bir yere de başvurmaz. Şimdi basitçe örneklendirelim. Bizim burada ne yapacağımızı bir biliyordunuz. Yani program gönderdik, konuştuk, ettik. Buraya geldiniz. Yani bu konularda en azından benim kadar bilmediğinizi bildiğinizden dolayı geldiniz. Aksini düşünen insanlar olsaydınız, yani ben ondan daha iyi biliyorum. Gelir miydiniz? Hiçbiriniz gelmezdiniz. Öyle değil mi? Yani X'in Y'nin yerine değerlerini koyarak problemi çözmeye çalış. Böyle değil mi? Bu önemli. Şimdi ben
bildiğim bir şeyi başkasından dinlerim de bakarım sendekinden bir farkı yoksa. Tamam, aynı model bende de var ya. Değil mi? Aynısı bende de var. Hatta belki daha iyisi var. Değil ama anlatılana kulak veririm şöyle, Allah Allah bu biraz farklı bir şey. Değil mi? Hep daha daha bir antenlerimin hepsini açarım, çanağımı, telkisini, hepsini alıp ki öğreneyim. Bu, kendinin farkında olmak demektir. Neyi bilip neyi bilmediğini bilmek demektir. Bunları bilmeyen bir şey öğrenemez. Öğrenmeyi de bilmez. Zaten toplumumuzun büyük arızalarının, yani temel arızalarından biri de bu. Bilmeyenler İslam tebliği yapıyorlar toplumda. Ve örneğin imam takımı, vaiz takımı falan yani ne biliyor bunlar? Yani nihayet bir namaz kılmayı biliyor, kılmayı biliyor, bir oruç tutmayı biliyor. Yani sıradan, basit. Halbuki bunun üzerinde tüm ömür vermişsiniz veya bütün hayatınızda iş edinmişsiniz falan ya mübarek de biraz okuyun, biraz bilmem ne yapın. Yok, bir iki taç tercümesine bakar, kayıtlı buduri tercümesine karıştırır. Hepsi o kadar ve orada duruyor. Biraz mütalaa et. Biraz sen de bir şeyler söyle. Yok, büyüklerimiz her neki buyurmuş ise onların cümlesi haktır ve doğrudur. Sen de büyük ol. Yani hep büyüklerini yiye miras hazıra daha dayanır mı? Bitirdiniz mi Ebu Hanife'yi? Şahildir. Yani yenilerine ihtiyacınız yok mu sizin? Kötü mü olur olsa? Yeni Ebu Hanife'ler olsa, yeni Şafi'ler olsa zarar mı baba mı? Kâr değil mi? Değil mi? Tabii bir toplum bu kadar ilerlemekten kendini men etmişse, kendini yeni tutmaktan kendini alıkoymuşsa, yenilemekten alıkoymuşsa, fikri seviyesini yükseltme diye bir şeye ihtiyaç duymaz hale gelmişse, o toplum kendi eliyle İslam'ı hayatının dışına itmiş, atmış demektir. İslam'da yani zorla yakana yapışacak değil ya, sen onu uzaklaşır, o da senden uzaklaşır, hadi eyvallah, elveda. Bitti işte, bu hale geliriz. İslam dışının içinde debelenir dururuz, ondan sonra da İslam diye hayal kurar dururuz. Hayalle gelir mi İslam? Çalışmayla gelir. Zanla gelir mi? Akletmekle gelir. Düşünmekle gelir. İslam konusunda kimse düşünmüyor. Kimse düşünmüyor. Çok az insan düşünmüyor. Olmaz. Toplumun tümü düşünmeli. Bir şeyin, bir memleket ahalisinin tümüne sirayet etmesi, tümünü içine alması halinde ancak o şey, o toplum için yerleşik hale gelir ve toplum o şeyin mürüvvetini görür. O şey de toplumun içinde kabiliyetlerin, gayret gösterenlerin sayesinde seviye kat eder, yükselir. Mesela yıllar önce, 50-60 sene önce Türkiye'de futbol bu kadar yaygın değildi, bugünkü kadar. Kasabaları, köyleri bırak, yani koca koca vilayetlerde, İstanbul'un dışında bile hemen hemen hiç takım yoktu. Neredeyse 60'tır. Yoktu. Fakat nasıl oldu, ne oldu bilmiyorum. Yani bizim çocukluk yıllarımızda hatırlıyorum, köylere varana kadar bir top merakıdır, milletin sağlığı. Topu nerede bulacaktı, oynayacaktı? Bulamaz. Yani kayıt tamında şurada, burada bir anayın eski filan bir yere ayırdığı çabut yok mu? Onu toparlarsın, işte ipinden sararsın, sefer durur. Koştur peşinde. Ulan orada koştur, burada koştur, şurada. Şimdi neredeyse köylerden milli takım çıkıyor. Bu kadar futbolcusu bol buraya kadar haline geldi. Yalan mı? Şimdi bir ülkenin ahalisi bu kadar çoluğu çocuğu, büyüğü küçüğü, köylüsü kentlisi bir işin üstüne düşerse o işin dünya kadar uzmanı çıkar. Yani Türkiye'de hakikaten yani Avrupa'da oynayacak neredeyse 50 takım, 100 takım çıkar be. O hale gelmiş. Çıkmaz mı? Fazla anlamam futboldan ama. Yani görüyorum, bakıyorum Trabzonspor'da oynuyor, yok Sarıyer'de oynuyor, yok Demir Gücü'de oynuyor, Ankara Gücü'de oynuyor, işte duyuyorum. Yani, seviye farkı var mı? Efendim? Fazla da seviye farkı yok. Şimdi Avrupa, biz 50 sene evvel başlamışız, seviye farkı orada mı? Bunlar 150 sene evvel. Futbol, İngiliz işi bu. Yani Anadolu bol değil bu. Ayak bol, ayak topu. Tamam mı? Onlar, orada 150 senedir oynanıyor. Tabii ki senden, efendim iki kulaç önde olacaklar yani, normal değil mi?
Ama koştura koştura bakıyorsun Avrupa ayarında oynayan oyuncun da çıkıyor. Hatta transferler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar filan. Yavaş yavaş. Giderek bu tempoyla devam edersen belli ki eşit geleceksin. Daha da fazla performans gösterirsen sollayıp geçeceksin de yani. Bunu örnek olarak veriyorum. Yani futbolu önemsediğim için vermiyorum. Şimdi İslam'ı anlamada, içtihad etmeye çalışmada, Kur'an'ı hayata geçirmeye çalışmada da bu denli toplum tümüyle abansa üstüne bu işin. Kendini verse. Gücünün yettiği kadar. Kadını erkeği. Kızı o. Köylüsü şeylüsü. Okumuşu okumamış. Az okumuşu çok okumuşu. Mühendisi avukatı. Hukukçusu bilmem tabii. Ötesi berisi. O zaman bir sürü milyonlarca insanın içerisinde hepsi ahmak değil mi? Bir ülkede yaşayan insan. Mümkün olur mu? Ahmak, Ahmakistan diye bir ülke duydunuz mu? Yok. Ahmakları olan ülke var. Her ülkede var. Verisi var, zır verisi var, zır zır verisi var. Ama akıllıları da var her ülkede. Bir sürü akıllı içerisinde herkes gayret gösterince daha kavrayışı üstün olan, akliyeti üstün olanlar bakıyorsun seni beni sollayıp biçiyor derken o ülkede bir fikri seviye yükselmesi oluyor. O ülkede yükselen bu fikri seviyeden fikri az olanlar da istifade ediyor. Yani nasıl herkes araba bulmuyor, araba icat etmiyor ama arabayı icat ettikten sonra arabası olmuyor ya da araba icat edemeyecek olan da arabadan istifade ediyor. Fikirler de böyle. Yani elektrikten elektrik bulan herkes mi istifade ediyor? Yok. İşte çalışıyor, çabalıyor şu kadar adam, birisi buluyor. Ondan sonra herkes o nimetten yararlanıyor. Öyle değil mi? Bu işte böyle. Yani her çalışan mucit olacak, her uğraşan kâşif olacak bilmem ne diye bir kural yok. Olması mümkün de değil ama topluyla ilgilenirse, dinini anlamaya çalışırsa elbette bir mesafe kat edilir. Bu kat edilen mesafe de bir nimettir. Onda başarısı ikinci derecede olanlar, birinci derecede olanların başarısından yararlanır. Üçüncü, beşinci derecede olanlar da öyle derken ortaya çıkan üründen, nimetten tüm toplum eşit düzeyde yararlanır. Şimdi Mercedes-Benz fabrikasının sahibinin veya şirketin sahibinin de Mercedes'i var. Türkiye'den gelen bir köylü işçinin de Mercedes'i var. Yani o da Mercedes'ten yararlanır. Çalışıyor, ediyor, bilmem ne filan. Kazanıyor, o da alıyor, o da biniyor Mercedes'i. Benzinlisine de biniyor, işte mazotlusuna da biniyor. İstifade ediyor yani. O zaman çalışır, uğraşırsa insanlar dinini anlamada, hayatına geçirmede mesafe katılırlar. O kat edilen mesafeden genel fayda var. Yani sen benden belki biraz fazla katılır. Senin bilgin veya ortaya koyduğun görüşler benimkini geçmiş oluyor ama ondan hem sen istifade edersin, hem ben, hem o, hem öbürü, yani tüm toplum o seviyeye yani platform gibi yükseliriz. Böylece o toplumun seviyesi yükselir. Ama merak edilmeyen, ilgilenilmeyen, örneğin tarımı geliştirelim ya da işte modern usullerle bilmem şunu bununla yapalım demeyen toplumda tarım eski usulle devam eder mi? Eski usul kötü mü? Değil ama verim düşük örneğin. Değil mi? Yani araştırmazsanız, toprağın tabiatını tanımazsanız, örneğin fasulye dikerseniz çok daha fazla ürün verecek bir toprağa, siz buğday diker durursanız, yıllık kazancınız, fasulye dikmeniz halinde bilmem 10 milyon olacak. Ken, buğday dikmeniz halinde 3 milyon olur. Neden daha fazla kazanmıyorsunuz? Bırak buğdayı, buğday dikildiğinde daha iyi ürün verecek araziye dikelim. Fasulyeyi de buraya dikelim ama bunu yapabilmek için o toprağı tahlil etmek gerekir. Bunu yapmazsanız nimetin fazlasından kendinizi mahrum bırakırsınız. Fikri alandaki etkinlik ve ürün çoğaltma da böyle. Yani üstüne düşmek, iyi tahliller yapmak, iyi muhakeme etmek, iyi analizler yapmak. Yani analiz, Yavurcası, tahlil Arapçası. Toprak içinde, fikir içinde, veriler içinde kullanılıyor bilimler, biliyorsunuz. Evet, kısaca tebliği tekrar ederek konuyu kapatıp diğer konuya geçer isek. Tebliğ, anlaşılır şekilde anlatmaya deniliyor. Anlaşılır açıklıkta anlatmaya deniliyor. Bunun için tarif
ve dikkat edilirse üstünde var. Kendisi açıkça bilmeyen, gerektiği kadar bilmeyenin başkasına o konuyu ne olursa olsun, yemek yapmadan tut, bir iştahı tarife kadar başkasına açıklıkla anlatabilmesi mümkün olmaz. Kendisi açıkça bilmeyen nasıl başkasına açıkça anlatacak? Ben şoförlüğü hiç bilmiyorsam millete şoförlük öğreteceğim, mümkün olur mu? O bakımdan Müslümanım diyenler onu açıklayabilmek, bilmeyen haberdar edebilmek için kendileri iyi bilmeleri, iyi kavramaları artı daha etkili olmak için de yaşıyor olmaları gerekir. Yani bir Hristiyan da kalkıp bize İslam'ı anlatabilir. Benim Müslüman olduğum halde Marksizmle ilgili konferans verebildiğim gibi. Rahat veririm yani. Marksistlere bile konferans veririm. Marksizmi anlatacağım, o kadar biliyorum. Ama inanmadığım için asla bir Marksist gibi davranmıyorum hiçbir konuda. Savunumuna kani olmadığım için, savunumdan emin olmadığım için, yani iman etmediğim için hiçbir davranışımda Marksist esinti, kimlik bulamaz, görmez. Demokrasinin üstünlüğüne inanmadığım için demokrasi konusunda konferans veriyorum. Ama asla demokratik bir davranış benden göremezsiniz. Çünkü demokrasinin çürüklüğüne inanıyorum. Laikliğin çürüklüğüne inanıyorum. O bakımdan o gibi kirlilikleri bende göremezsiniz. Bu konuyla ilgili ben yine İktibas dergisinde tebliğ ve parti ana başlığı altında bir kavramlar yazısı yazdım ve sanıyorum ya 1,5 sene evvel ya 2 sene evvel yayınlandı. Yine Almanya'ya geliş gidişlerinde gündemde idi bu konu. O zamanlar daha fazla gündemde giderek düşüyor ya. Efendim, İslam'da tebliğ metottur, parti değil filan, işte onun şeyi. Parti metodu haramdır. Şimdi parti ile tebliğ biri diğerinin alternatifi şeyler değildir. Benim. Parti nedir? Tebliğ midir kısaca? Yenilerde. Tebliğ bir şeyin, yani konumuz İslam, ona göre tarif edelim. İslam'ın iyi bilinip, açıkça anlaşılıp, bilmeyenlere anlayabileceği açıklıkta anlatmanın adıdır. Kısaca. Hiç. O yani mani efradının cami bir tariftir. Tamam? Peki parti nedir? Arapça parti, Fransızcası Latince kökenli kelime var. Karşılığı partidir. Arapça hizb. Kur'an'da Hizbullah ve Hizbüşşeytan şeklinde iki ayrı deyim olarak Allah'ın partisi ve şeytanın partisi anlamına gelen kelime olarak kullanılıyor. Bunun Fransızcası partidir. Parti, lügatta kısım, parça, bölük anlamlarına geliyor. Başına gelen sıfatlarla, mesela yaş günü partisi, doğum günü partisi, siyasi parti, garden parti, kokteyl parti gibi başına getirilen sıfatlarla da birbirinden farklı partilerden bahsediyor. Mesela garden parti ne demek? Bahçe partisi, yani bahçede yapılan bir toplantı, eğlenmek, içmek, konuşmak, işte komşuların, iş arkadaşların şunu çağırıyorsun, batıda var bunlar. Bunlar parti diyorlar. Toplanıyorlar, işte ayakta içiyor, konuşuyor, ondan tanışıyor, bilmem ne yapıyor filan, ondan sonra dağılıyor, bitti, kardan parti. Kokteyl karışık parti demek, kokteyl karışık anlamına geliyor. Doğum günü partisi işte, falanın filanın, Charles'ın, Hans'ın filan, işte iyi ki doğdun filan, Hans deyip mum söndürecek, pasta yiyecek, gülecek, oynayacak, içecek ve dağılacak. Yani belirli bir amacı var, o günü kutlamak, o gün doğan işte filanı tebrik etmek için tertip edilen toplantı. Ondan sonra işlevi biter, bitmiştir. Ta gelecek seneye kadar diyelim. Bu arada bizim konumuz siyasi parti. Siyasi parti. Belirli bir dünya görüşü, belirli bir din, yani belirli bir ideolojiyle insanların daha iyi yönetilip
yönlendirileceğine inanan insanların bu amaçlarını gerçekleştirmek için meydana getirdikleri örgüte siyasi partidir. Genel tarif. Bu ideoloji Marksist ideoloji ise kurulan siyasi teşekküle, yani partiye Marksist partiler denilir. Laik, demokratik, işte kapitalist, liberal, laik partiler, demokratik partiler denilir. Tamam? Eğer İslam'la toplumun en iyi yönetilip yönlendirileceğini düşünüyor, İslami kurallarla ise bu örgütü meydana getirenler, onların kurdukları partiye de düşünceleri İslami, metotları da İslami olmak kaydıyla İslami partiler denilir. Tamam? Bu partilerin ideoloji açısından tarifidir. Bir de partiler, legal partiler ve illegal partiler, yani yasal partiler ve yasa dışı partiler diye de ayrılır. Mesela bulunduğunuz ülkede filan ideoloji, yani örneğin İslam'la ilgili bir çalışma yapacaksınız. Kamuyu içine alacak, sonunda da İslam'la bu toplum yönetilsin. Bunun için çalışacaksınız. Bunun için çalışan bir örgüt kurdum. Yönteminiz, metodunuz da, düşünceniz de İslami. Bu parti eğer o ülkede mevcut kanunlara uygunsa, yani kanunlar böyle bir partiye, tamamen İslami olan, düşünce ve metodu İslami olan partiye ses çıkarmıyorsa, çalışabilir demektir. Çalışırsa da legal, yani kanunun tanıdığı kanuni parti, kanun içi parti denilir. Ama mevcut kanunlar, o ülkedeki mevcut kanunlar şu anda Türkiye'de olduğu gibi, böylesi bir partiye çalışma imkanı vermiyor. Bunu yasa dışı sayıyorsa, ki halen Türkiye'de anayasa, siyasi partiler kanunu, İslami bir partiyi de, Marksist bir partiyi de yasa dışı sayıyor. Hali hazırdaki anayasa ve siyasi partiler kanunu. Ama yarın değişir, efendim nasıl olur, nasıl bir değişiklik yaparlar bilmiyorum. Ama değiştirilir de şöyle yapılırsa, İslami bir parti de toplumu ikna eder, inandırır ve peşine sürüklerse İslam devleti kurabilir, dolayısıyla çalışabilir deseler, böyle bir değişiklik yapsalar, o zaman siz İslami bir parti olduğu gibi, hiçbir kanuna filan benzetmeye, eğip bükmeye lüzum yok, olduğu gibi kurarsınız. Bu kurulan parti yasal, yani legal ve çalışır. Ama mevcut kanunlar bunu tanımıyor. Yani böyle bir parti kurarsanız, kurarsınız. Komünist parti de kurarsınız. Dilekçesini, tüzük ve programını İçişleri Bakanlığı'na dilekçenin ekinde verirsiniz. Beşer Nusra bilmem ne filan. Tamam. Ondan sonra İçişleri Bakanlığı dilekçenizi ekindeki partinizin tüzük ve programıyla birlikte aidiyeti cihetiyle, orası bu işe baktığı için, Anayasa Mahkemesi'ne havale eder, kaydı alır ve oraya gönderir. Anayasa Mahkemesi bu tüzük ve programı ilişiğinde bulunan dilekçenizi raportörlerine, yani rapor hazırlayan hukukçularına birer nüsha dağıtır. Kendi bünyesinde vazifeli. Onlar mütalaa hazırlarlar. Yani mevcut anayasayı açarlar, senin tüzük ve programını da açarlar. Birinci maddeni okurlar, bir de anayasanın bildiği maddelerine bakarlar. Mesela birinci maddesinde İslam'a iktidar etmek üzere düşünce ve metodu tamamen kitaptan ve sünnetten istinbat edilmiş, çıkarılmış İslami parti adıyla bir parti kurulmuştur. Madde 1. Partimizin tüzüğü böyle. Yani İslami parti, bir partimiz var, bunun tüzüğünde bu yazıyor. Şimdi bakacak anayasada hiç, yani dine dayalı ya da komünizm esası getireceğini söyleyen bir parti kurulamaz diyor. O zaman ne diyecek? Bu partinin tüzüğünün birinci maddesi anayasanın birinci maddesiyle çelişiyor. Yani onun tersi. Bunu not alacak raportör. Ötekileri sonunda hazırlanan raporu Anayasa Mahkemesi üyelerine, başkan da dahil, Ernusta veriyorlar. Yani prosedürü anlatıyorum. Onlar bir celse, oturum günü, duruşma günü tayin ediyor. O günde, o gün duruşmaya gelmeden önce o raporu okuyorlar, tüzüğüne bakıyorlar bilmem ne filan.
sonuçta işte mütalaa gerekçe yaz diyor reis. Ondan sonra işte İslami Parti'nin birinci maddesi anayasanın birinci maddesine, siyasi partilerin bilmemesine, anayasanın 24. maddesine filan aykırı olduğunda, virgül. Ya ikinci maddesi bilmem anayasanın şu maddesine, siyasi partiler kanunun bu maddesine aykırı olduğunda filan gereği düşünüldü partinin kapatılmasına, partiye ait malların hazineye intikaline, yani maliyeye verilmesine karar verilmiştir. Tamam. Yahu sizi de dinliyorlar bu arada, çağırıyorlar, savunma yapmanızı istiyorlar. Siz de, biz de çıkacağız, ne savunacağız? Hayır efendim, öyle demek istemedik de, böyle deme, bu kıvırılacak iş değil. Açık açık, evet efendim, biz layık, demokratik anlayışa karşıyız ve bunları İslam dışı görüyoruz. Biz İslam düzeni istiyoruz. Kur'an'ın fert ve toplum hayatına hakim olmasını istiyoruz. Bu tüzük ve programımızla aynen bunları dile getiriyoruz. Anayasaya aykırı. Vallahi aykırı, o bizi ilgilendirmiyor. Zaten biz Kur'an'a aykırı olmasın partimizin tüzük ve programı, bunu düşünmüş, bunu yazmışız. Sizin anayasanıza itibar etseydik zaten burada İslami Parti adıyla ne işimiz var? Kapatıyor, siz bilirsiniz, biz de devam edeceğiz. Yasa dışı olur. Vallahi ben bildiğimi okuyacağım, sen de bildiğini oku. Lekum dünüküm öyle değil. Başka bir yolu var mı? Değil. Evet. Şimdi parti bu. Parti ile tebliğ nasıl birbirine karşı? Yani parti haram, tebliğ farz. Parti bir örgüt. Örgüt tebliğ yapan bir organdır. Yani tebliğ ferdi yapılır. Açıklama. Bir fert olarak sen yaparsın. Sen yaparsın. Bir de örgütlü olarak o tebliği yapacaksınız. Yani İslam'ı açıklamayı örgütlü. Hani şöyle bir teşkilat olduk. İslami Parti olduk. Evet biz, sen işte Frankfurt'ta, öbürü Berlin'de, ben Ankara'da, belki bilmem Manisa'da, şu Hollanda'da, belki şurada aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı görüşleri. İslam'ı iktidara getirmek için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu örgütlü yapıyoruz. İşte örgütlü yapmamız, partili yapmamız. Siyasi örgütün adına parti demiyor. Arapça dersek hizipli yapıyoruz. Fransızca söylersek partiyle yapıyoruz. Parti İslam'da yasak değil. Şimdi bunun karıştırdığı, bilmediği şey şu. Türkiye'de mevcut parti, yani Refah Partisi diyelim, dün Milli Selamet Partisi, bugün Refah Partisi, mevcut kanunlara ve anayasaya kendini uydurarak parti olduğu için, onu biz de doğru bulmuyoruz. Onu söyleyeceği, bu genel olarak parti haramdır. Hayır, parti haram değil. Şimdi et haram derseniz, yani parti haram gibi, ne anlaşılır? Tavuk etinden tavşan etine, gaz etinden bilmem kuzu etine, bütün etler haram anlaşılır. Ama başına adını koyar, domuz eti haram derseniz Kur'an'daki gibi, ki gibi, lehmur hızdir diyor Kur'an. Leh, et, hızdir de domuz eti. O zaman insanlar tamam, domuz eti hariç diğer etleri yer. Değil. Yani sen de ki, parti haram diyeceğin, yani laiklik ilkesini kabul etmiş, demokratikliği kabul etmiş parti İslam'da haramdır. Böyle parti olmaz. Hem İslam'ım diyeceksin, hem de İslam dışını kabul edecek. Yine de İslam kaldım diyecek. Böyle şey olmaz. Buna amenna. Bu açık. Değil mi? Bu işi anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani tebliğde irşat metodu. İrşat ne? Aydınlatma demek. İrşat Arapça bir kelime. Türkçesi aydınlatma. İnsanları aydınlatma. İrşat metodu. Zaten tebliğde irşat metodu olmaz. Yani tebliğ zaten açık açık söyleme. Açık açık söyleme ne demek? Seni aydınlatma. Yani anlattığım konuyla ilgili senin kafanda herhangi bir kapalı yer bırakmamak. Karanlık nokta bırakmamak. Bunun diğer bir ifadesi de işte aydınlatma oluyor. Bu kelimeyi kullanmaya gerek yok. Yani bizi irşad eder misiniz derler mesela söz gelişi. Yani bizi aydınlatır mısınız? Yani bize şu konuyu bütün açıklığıyla anlatır mısınız ki anlayalım onu. Yani öyle anlatın ki bizim beynimizde, bizim kafamızda o konuyla ilgili karanlık bir husus, anlaşılmamış bir husus kalmasın manasına gelir bu ifadesi. Öyle değil mi? Yani bunu tebliğle partiyi birbirinin alternatifi gibi kullanmak
çok yanlış yani anlam demek. Peki sen nesin? Sen de bir örgüt kurmuşsun, siyasetle uğraşıyorsun. Sen kalkındırma derneği değilsin. Cami yaptırma derneği de değilsin. Nesin? Kendine dernek demiş. Yani İslami tabliğ ne? Cemaatler ve Cemiyetler Birliği Konfederasyon, Uzay Yolu, Gezegenler bilmem neyse filan konfederasyonu gibi. Allah Allah. Ne? Yaptığın iş siyasi olduğu için, yani şimdi futbol oynayan bir takıma, takım ne takımı? Futbol. Öyle değil mi? Adı üstünde. Yani ne oynuyor, ne yapıyor takım? Futbol oynuyor. Değil mi? Onun için ne diyorsun? Futbol takımı diyorsun. Mesela BJK, Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Jimnastik yalnız futbol değil bakın. Sonradan futbol takımı ağır basmış. Ama işte asimetrik paralel yok, koşu yok, bilmem engelli koşu, öteber yani jimnastik deyince daha geniş spor alanları anlaşılıyor. Ama futbol sporun bir cinsi, bir kolu. Öyle değil mi? Peki sen neyle uğraşıyorsun? İslam devleti kurdum diyor. Hani kurmak için uğraşmayı da bırak. Kurmuştu artık ya. Ha. Peki yaptığın iş ne? Aşçılık değil, işçilik, dişçilik değil. Siyaset. Öyle değil mi? Yani bu işe ne deniyor? Siyaset. Siyasetle uğraşan örgütlere de siyasi parti denir yahu. Seçimlere girersin, girmezsin. Yani seçime girmedi diye bir siyasi parti siyasi partilikten çıkmaz ki. Maça çıkmadı diye futbol takım olmaktan çıkar mı? Maç yapmadı diye. O nasıl olmuyorsa bu da öyle. Olmuyor. Biz tebliğde usulü takip Kur'an'ı anlamada usul başlığı altında kısaca bazı şeylere değinmek istiyoruz. Bunlar belki çok basit başlıklar gibi görünebilir, size öyle gelebilir ama toplumumuza hakim olan yaygın bazı düşünceler var ki bu düşünceler toplumun düşünsel düzeyde de eylemsel düzeyde de seviyesinin yükselmesini engelliyor. İnsanların ayağında bukağı, elinde kelepçe oluyor. Örneğin, Kur'an anlaşılmaz. Öyle yüce kitap ki, işte büyük kitap ki anlaşılmaz düşüncesi. Maalesef, Kur'an'ı sayma adına söyleniyor. İnsanlar bundan etkileniyor ve işiten herkes tarafından da başüstü ediliyor. Tabii canım, yani anlaşılmaz. Yani nasıl anlarız? Biz kimiz Kur'an? Ya Kur'an Allah'ın kelamı, biz sıradan insanlarız. Tabii sıradan insan olacaksınız, yani sıradan üstünde mi insan olacaksın? Sıradaki insanlar için göndermiş bir kitap. O insanlar anlasın diye göndermiş bir kitap. Bu bakımdan biz Kur'an
anlaşılır mı anlaşılmaz mı yerine onu anlamada yani peşinen biz şu kanaattayız. Kur'an anlaşılır. Zaten Allah da onu kulları anlasın diye göndermiş. Kullarının anlamayacağı bir kitabı kullarına göndermek suretiyle kullarına zulüm mü etmek ister Allah? Allah zalim mi? Haşa. Haşa. Öyleyse anlaşılmasını peşinen kabul ediyor. Ama nasıl anlaşılır? Yani onu anlamada hangi usulü takip etmeli insan ki daha iyi anlasın, daha kolay anlasın? Onun için bu başlığı koymuşuz. Bildiğiniz gibi her konudaki herhangi bir kitap, fizik, coğrafya, tabiat bilgisi, astronomi, psikoloji, pedagoji, felsefe, her neyse, yani hangi konu olursa olsun, o konudaki bir kitabı anlamak elbette ki bir defa okumakla mümkün olmaz. Yani nihai olarak anlamanın yolu bir defa okumak değildir. Birden çok defa okumaktır. Her konu, bu Kur'an içinde geçerlidir. Kur'an dışında herhangi bir kitap içinde geçerlidir. Hadis içinde geçerlidir. Kişilerin yaptıkları başka kitapları anlamak için de geçerlidir. Bir kere bir kitabın anlaşılabilmesi için o kitabın anladığı dilden yazılmış olması lazımdır. Okuyucusunun, okuyacak olanın anladığı dilden yazılmış olması gerekir. Anlamadığı dilden yazılmış bir kitabı bir kişi adı üstünde zaten anlamadığı dilden yazılmış bir kitabı diyoruz. Anlamadığı dilden yazılmış kitabı anlamak mümkün olur mu? Olmaz tabii. Anladığı dilden yazılmışını okuyacak ki bir kere anlamanın kapısı açılsın, yolu açılsın. Artı bir okuyacak, bir okuyuşta hiçbir konu daha evvel bir birikimi yoksa insanın o konuda, bir okuyuşta bir konu mutlak surette anlaşılmaz. Az çok bir şeyler anlarsınız. Eğer birikiminiz varsa daha kolay anlarsınız. Örneğin benim diyelim ki tarihle ilgili derin bilgilerim var. Okuya yani her çeşit tarih okumuşum varsayalım. Tarihi bir kitap, tarihle ilgili bir kitap verirseniz ilk okuyuşta bile ben üst düzeyde anlarım o kitabı. Bir daha okusam daha iyi anlarım. Ama alt yapım olduğu için, tarihle ilgili bir birikimin bulunduğu için tarihle ilgili bu birikimin sahibi olmak benim tarihle ilgili o kitabı daha kolay anlamamı mümkün kılar. Ama tümüyle cahili olduğunuz bir konu benim veya sizin ele alırsam, örneğin yüksek matematik, ben bilmiyorum yüksek matematik adını biliyorum ama neye deniyor onu bile bilmiyorum. Yani bizim dönemimizde yoktu. O yüzden tanımıyorum, ben hiçbir bilgim yok. Yüksek matematikle ilgili bir kitap verseler benim elime, vallahi iki defa da okusam, beş defa da okusam, herhalde bir bilene, babam bu ne diyor Allah aşkına şunu, bak şu, hiç anlamıyorum ya şu işaretler, bu tabirler, bu deyimler ne manaya geliyor derim, demeden anlayamam. Örneğin ne bileyim yani bilgisayar teknolojisiyle ilgili bilgisayar programları var mesela, bilmem ne, şu çeşitli isimler veriyorlar, şu bu filan. Hiç ben öyle merihçe konuşan birini dinliyor gibi dinliyorum. Biraz da merak etmedim, ben lazım da değil diyorum filan. Ben anlamıyorum. İlgilenirseniz anlarsınız, merak ederseniz anlarsınız. Tabii üstüne düşerseniz, tekrar tekrar okursunuz. O konuda bilgisi olanlara sorarsınız, başvurursunuz, anlarsınız. Kur'an için de bu genel bilgiler geçerlidir. Yani Kur'an'ı anlamak için de bir, mutlak surette anladığınız dilden yazılanını okuyacaksınız. Arapça mı anlıyorsun? Evet, Arapçasını okuyacaksın. Türkçe mi anlıyorsun, biliyorsun? Türkçesini okuyacaksın. Yani meal diyoruz onu, Türkçe'ye çevirmişini. Bir okursun, bir daha okursun, bir daha, onlar ayrı. Bir, anladığın dildenini okuyacaksın. Dilden yazılmışını okuyacaksın. İki, bir okumayla bir kitap dört başı mamur bir şekilde anlaşılmaz. Bunu bilelim. Her kitap için geçerli, bu Kur'an için de geçerli.
Onun için eğer o kitaptaki malumat, yani bilgiler bize hayatımız boyunca lazım olan, hayatımızı çekip çevirecek, kendisine göre düzenleyeceğimiz bilgiler ise, o kitap bizim elimizden düşürmememiz gereken el kitabımız mesabesindedir. Yani mevkiinde yerizdir. Öyleyse el kitabı ne demek? Sürekli okunulan, sürekli bakılan, sürekli mütala edilen kitap. Yani elden düşürülmeyen kitap demektir. Adı üstünde. El kitabı. Yani yazıyorlar ya bazen işte, devrimcinin el kitabı. Ben Müslümanın el kitabı. Yani Müslümanın el kitabı Kur'an-ı Kerim. Elinden hiç düşürmemesi gereken kitap manasında bu deyim kullanılıyor. Biz de o manada kullanıyor ve Müslümanın elinden hiç düşürmemesi gereken kitabın Kur'an-ı Kerim olduğunu biliyoruz. Tabii onun dışında hiçbir şey okumasın anlamına değil. Gücü yettiği ati nispetinde daha neler 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 okusun yani. O kitabı anlamasını kolaylaştıracak daha birçok şey okusun. Hatta onun dışında bir takım şeyler okusun. Daha vakti varsa Tevrat'ı da okusun, İncil'i de okusun, Zerdüşt'ün Avestası'nı da okusun. Budizmin bilmem nelerini de okusun. Yani Hipokrat'ın aforizmalarını da okusun. Vakit bulmuşsa, okuma zevkini almışsa, yani bu işi yapabiliyorsa yapsın, okusun. Yani o kadar biri diğerinden farklı konularda kitaplar okumuşum, hayret. Yani eczacılıkla ilgili ta eski Yunan eczacılarından Hipokrat meşhur doktor ve doğal bitkilerden filan ilaçlar yapan adam, onun aforizmaları, apotek diyorlar ya eczaneye, işte Yunanca kelime aslı aforizma, yani o kitabı bile vaktiydi. Ta 1956'daydı galiba, Ordinarius Profesör Feridun Nafiz Uzluk vardı, tıp tarihi kürsüsünün başkanı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çok iyi ahbaptık. O Mevlana Celaleddin Rumi'nin soyundan geldiğini söylerdi. Herkes de öyle bilirdi. Ondaki malumat, yani birçok konudaki malumatı almak açısından onunla ahbaplık kurmuştu. Aramızda 60 yaş fark vardı. Yani ben 20 yaşındayken şimdi böyle görüşürdük. Onun yayınladığı bir kitaptı. Bana da bir tane hediye etmişti. Hala kütüphanemde durur. Yani ta o zaman okumuşum. Demek istediğim şu, yani anladığı dilden yazılanla okuyacak insan bir, iki, defaatle okuyacak. Tabii her kitabı defaatle okumasına gerek yok. Neden? Eğer defaatle okumanızı, yani tekrar tekrar okumanızı gerektiren bir kitap değilse, aklınızı kaybetmediniz. Tekrar tekrar dönüp dönüp onu okumanız, dönüp dönüp onu okumanız da bir anlamı yok. Ama öyle yapmanız gereken konuları içeren bir kitapsa, ki biz Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim bu nitelikli bir kitap, yani hayatımızı biçimlendirecek, düşüncelerimizi şekillendirecek bir kitap, o zaman onu dönüp dönüp okumak, bir daha bir daha okumak, bir daha bir daha düşünmek, okuduklarımızı başkalarıyla mütalaa etmek, tartışmak, ben şöyle anladım, sen nasıl anlıyorsun, başka türlü nasıl anlaşılabilir, başka türlü anlaşılmaya müsait mi değil mi gibi, onu daha iyi anlamaya yönelik mütalalarla tekrar tekrar okuma, o kitabı içine sindirme, kafasına alma, düşünce ve davranışları haline dönüştürme haline gelir. Ayrıca bir şeyi anlamak, o şeyin bahsettiği, o şeyin değindiği şeyleri anlamakla da kolaylaşır. Mesela örneğin Kur'an gecenin gündüzü takip edişinde insanlar için yararlı şeyleri denizlerde götüren gemilerin yüzdürülüşünde ve ila ahir, işte develerin yaratılışında, göklerin yükseltilişinde, dağların dikilişinde, yerlerin serilişinde ve şöyle şöyle şöyle, işte düşünenler için, akıl sahipleri için hikmetler vardır diyor ise, öyle diyor yer yer. Böyle diyen Kur'an'ın ne dediğini daha iyi anlamak ancak şu
dikkatlerimizi üzerine çektiği hususlarla ilgili bilgiler edinmekle daha iyi kılınır. Yani ne diyor bana? Devlerin nasıl yaratıldığına bakmıyor musun diyor Allah. Bakıyorum. Bakıyorum da neye bakıyorum? İşte bakıyorum, deveyi görüyorum. Peki deve ne? Nasıl yaratıldığından bahsediyor. Yani ona bakmıyor musun? Onu düşünmüyor musun? Ben yalnız deveye binmeyi düşünüyordum. Başka hiçbir tarafın devenin özelliklerini düşünmüyorsam, develerin nasıl yaratıldığıyla ilgili ayetin gerçeğini çok iyi anlamam. Yani yüzeysel olarak anlar geçerim. Yani devenin nasıl yaratılmış, hangi özellikleri sahip bir hayvan, bir binek hayvanı olduğunu daha yakından bilirsen, develere bakın ayeti, gerçekten bakarak, onun ne olduğunu anlayarak, onu yaratanın ne menen bir Allah, ne nasıl, neye kudreti yeten, nasıl bir yaratıcı olduğunu kavraman daha kolay olur. İken, yüzeysel olarak deveyi bilinecek bir hayvan görecek kadar bakar, derinliğine bakmaz ve eşek de bilinecek gibi. Ama yani eşeklerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı demiyor. Onu da yaratan Allah. Deveyi örnek veriyor. Devenin demek başka yaratıklardan, başka binek hayvanlarından, sütü içilip eti yenen başka hayvanlardan farkı hakikaten de var. Yani ne inekte, ne altta, ne ötede, ne böyle devedeki özellik yok. Hakikaten yani bakıyorsunuz, incelendikten sonra mukayese ediyorsunuz, devedeki özellik başka hiçbir hayvanla yok. O zaman daha iyi anlıyorsunuz, neden bir sürü hayvan içerisinde deve örnek veriyorsunuz? Neden mesela gece ile gündüzün birbirini takip edişinde akıl sahiplerin için hikmet vardır? Yani üzerinde düşünülecek şeyler var. Sonuç çıkarılacak, çıkarılacak sonucun da bize gelip dayandığı şeyler var deme anlamına gelen ifadeleri var Allah-u Teala. Gece ile gündüz kadar insanın gözü önünde intizamlı bir şekilde sürüp giden bir tabiye, yani sürekli devam eden intizamlı başka bir olay adeta yok gibi. Yani her şey bir düzene dair tabi. Her şey intizamlı düzenli ama gece ve gündüz kadar bunun kısa sürede tekrar ettiği başka bir olay yok gibi. Ondan dolayı insanı daha çabuk geriye neden intizama örnek olarak gece ve gündüzün birbirini takip edişini örnek. Mesela deniz gören insanlar da düşünür hakikaten, bakarsın sahilden, ucu yok, bucağı yok, ya şuna bak yani üstünde bir ceviz kabuğu gibi. Koskoca gemiler bile geriden baktım hakikaten bir ceviz kabuğu kadar görünüyor. Ve alıp başını gidiyor ya, ta nereden işte buradan biniyorsun veya Hamburg'dan, ta Amerika'da, İndonezya'ya gidiyor, Şeyşil Adalar'a gidiyor, ta Güney Kutbu'na gidiyor. Yani bunları o suyun üstünde yüzdüren Allah. Kaldı ki bu gemilerin içinde insanlar için yararlı şeyler taşınıyor. Yani şurada yapılan bir makine ta bilmem nereye gönderiyor. Orada yetişen bir nebaz ta buraya getiriliyor. Değil mi? Mesela buradaydı, başka şimdi filan. Bu nasıl yüzüyor? Hakikaten nasıl yol alıyor? Nasıl batmıyor? Nasıl bilmem filan. Şimdi bunları düşündükçe suyun kaldırma gücünü düşünüyoruz. Hı? Efendim, yüzme olayı, yani bir geminin yüzdürülüşü, yüzüşünü anlıyorsun. Neden batmadığını kavrayabiliyorsun, izah edebiliyorsun. Bütün bunlar da hakkında bu bilgilerin sahibi bulunduğunuz eşyayı yaratan Allah'a sizi götürüyor sonuçta. Yani onun kudretinin büyüklüğü, kapsamı, derinliği, eni, boyu hakkında sizi hayran bırakıyor, sizi teslim olmaya yönlendiriyor. Yani o varlığa, yani gerçekten sen büyüksün, dedirtiyor. Hakikaten büyüksün. Yani ilmel yakîn, aynel yakîne dönüşüyor. Yani hissediyorsunuz hadi. Onun büyüklüğünü hissediyorsunuz. Evet. Kur'an'da nelerden bahsediyor? Peygamberden bahsediyor.
Peygamberin neler yaptığından bahsediyor. Daha evvel gönderilen elçilerden bahsediyor. Daha evvel kendilerine peygamber gönderilen kavimlerden, yani topluluklardan bahsediyor. Kur'an'da Firavun'dan bahsediyor, Kur'an'da Nemrut'tan bahsediyor, Kur'an'da Ebu Leheb'den bahsediyor. Kur'an'da Ehli Kitap'tan bahsediyor. Değil mi? Ve ilahir, yani nelerden nelerden bahsediyor. Tatlı suyla tuzlu suyun birbirine karışmadan durduğundan bile bahsediyor. Değil mi? İki denizin birleştiği yer, Maracel Bahreyni yeltakiyan. Yani iki denizin iltika ettiği, yani birleştiği yer. O zaman bunlar hakkında ne kadar bilgimiz olursa, Kur'an'ı, bunlardan bahseden Kur'an'ı daha iyi anlarız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bildiğiniz gibi Kur'an yaşanan bir hayat içerisinde 23 yılda geldiği için o hayatın nasıl yaşandığı, yaşandığıyla ilgili bilgiler, hayatın içinde cereyan eden ve Kur'an'ın ondan bahsettiği olayları yakından bilmek, Kur'an'da o konuya değinen şeyleri daha iyi bilmeyi kolaylaştırıyor. Örneğin şu ayeti ele alalım. Ne diyor ayette? Emri tartıştılar. Emri tartıştılar. İçlerinden bir kısmı dünyayı arzu ederken bir kısmı ahireti arzu etti. Veya tersine, içlerinden bir kısmı ahireti arzu ederken bir kısmı, yani daha çok kısmı da dünyayı arzu etti. Galip gelmişlerken onlara mağlubiyeti tattırdık. Bu bir ayetin meali. Bu ayetin o gün, nazil olduğu gün herkes hangi konuyla ilgili olarak nazil olduğunu biliyor. Ayet, Uhud Savaşı'ndan sonra okçuların yerini terk edip ganimet paylaşmak için aşağıya inmesinden, Kureyşlilerin de dağın arkasından dolaşıp Müslümanları arkasından vurup galip gelen Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmasından sonra gelen bir ayet. Yine onlara iyi davranmasaydın seni terk edip giderlerdi ayeti de bu okçular hakkında peygamberin bir şey dememiş olması kastedilen ayet olduğunda ittifak var. Zaten olay olmuş bitmiş. Eğer peygamber azıcık yüzünü ekşitseydi o yerini terk eden okçulara, başka insanlar yakınlarının ölümüne sebep olan bu kişilerin tümüne çöker, Medine'yi onlara nefes almaz hale getirirler. Öyle ya, onların ihmali, onların mal düşkünlüğü, ganimet düşkünlüğü yüzünden bir sürü insan sebepsiz yere öldü. Yani sebepsiz yere derken sözün gelişi söylüyorum. Onların hatası yüzünden. Nasıl orada kızmazsın kardeşin ölümüne olmuş. Yani üç kuruşluk dünya malı tamahı yüzünden ölümüne neden olmuş, kardeşinin ölümüne neden olmuş, ağabeyin ölümüne neden olmuş, adama kızmaz mısın? Ama peygamber sesini çıkarmadı zaten, yani mecimcikler onlara ekşiseydi, yüzünü ekşiseydi başkaları çok daha fazla yapacaktı bunu, yapardı. Onlar Medine'de teneffüs edecek, oturacak, ikamet edecek havayı bulamayacaklar ve vadiye, yani çöle kaçarlardı, İstanbul'dan da çıkarlardı. Dışarıdan bakanlar için de en yakın arkadaşları bile artık Muhammed'i terk ediyor denilmesi sonucu doğardı. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak Allah'ın içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara bir şey demedi. Artık olan olmuş. Nedir? Ama Allah diyeceğini de diyor. Yani açıkladı. Emri tartıştılar. Kim tartıştı? Hangi emri tartıştı? Öldüğüm haberini alsanız sizi yerleştirdiğim bu yeri terk etmeyin diye peygamberin verdiği emri dağa yerleştirdiği okçular tartıştı. Ne dediler? Ya biz yendik, artık inelim, ganimet toplayalım. Oradaki diğer bir kısım, daha az da olsa 50 kişiden bir kısmı da diyor ki onlara, tartışmanın diğer tarafı, Allah'ın Resulü bizi buraya, öldüğüm haberini alsanız dahi burayı terk etmeyin diyerek koydu.
Ama işte savaş bitti de yendik de, tamam yendiyse, yani o in diyene kadar biz burada duralım. Kime dersin? Dinlemediler ve 37-38 kişi orayı terk etti. 12-13 kişinin kaldığı söyleniyor. Hepsinin isimleri var. Yani kim terk etti, kim kaldı, o gün herkes biliyor. Önemli bir olay bu ve rivayet bütün tarihlerde, günümüzde biz de biliyoruz. Yani okullardan kaçı ganimet için aşağı inmiş, onlar kimler filan, abisi, şunun amcası, şunun babası bilmem ne, evet, hepsi yazılı isimleri, İslam tarihlerinde. Orada kalanlar da yazılı. Ondan sonra diyor ki, yani işlerinden bir kısmı ahireti arzu ederken orada kalalım deyip Resulullah'ın emrine itaat edenler söylüyor. Bir kısmı dünyayı arzu ediyor. Dünya ne? Ganimet peşinde bulunmak işte. Onlar da ona delalet ediyor. Galip gelmişler iken onlara mağlubiyeti tattırdık diyor. Hakikaten daha böyle galip geldiler. Yani Kureyş'i kırdı geçirdiler. Süvari kuvvetlerde hiçbir şey yapamadan orada duruyordu. Ama ne zaman okçular yerini terk etti, Çağrı filminde de seyrettiğimiz gibi uyanık Halid bin Velid, süvarilerin komutanı, arkadan çevirdi ve hiç haberi olmadan Müslümanları vurdular düştüler ve o savaş Müslümanların aleyhine gibi sonuçlandı. Halbuki yenmiştiler. Şimdi bu gibi olayları bilmek de bu tür ayetlerin, yani bu olaylara taalluk eder. Bu olaylarla ilgili gelen ayetlerin daha iyi anlaşılmasına, yerli gelince böyle boşluksuz oturmasına, yani iyi anlaşılmasına sebep olur. Dolayısıyla Kur'an'ı anlamak için birçok şeyi anlamaya çalışmak da gerekir. Tabii bu, onu anlamayı zorlaştırmak manasında söylenmiş bir söz olarak algılanmamalı. Fakat işin, her işinde olduğu gibi basit olmadığı, çok da basit olmadığı, hemen alim olur. Yok, neyin bir bakmayla alim olmuyorsun ki Kur'an'ın bir bakmayla alim olacaksın, değil mi? Yani öyle basite alınmaması gerektiğini, yani hem Kur'an'ı anlamanın mümkün olmadığını akıldan çıkarmak lazım, hem de bakar bakmaz alimi olunacağını akıldan çıkarmak lazım. Yani üstünde duruldukça, okundukça, düşünüldükçe anlaşılacağını bilmek lazım. Kur'an'ı anlamak için altyapıyı nasıl hazırlayacağız? Yani hangi bakış açısı gerekli ki veya ne gibi bir kültür gerekli ki onu daha kolay anlayalım şeklinde anlıyorum soruyu. Altyapı demek sadece Kur'an'ı birçok defa okumak mı yeterli midir? Sanıyorum biraz cevapladıktan sonra soruya baktık. Yanlış. Çünkü son kısmını okuyunca öyle oldu. Yani bir kere Kur'an okurken eğer anlamak istiyorsanız anlaşılabilir bir kitap olduğu kafasıyla okuyacaksın. Yani anlamam diye okursan hakikaten anlamazsın. Öyle değil mi? Yani ben bu işi yapamam diye başına geçtiğin işi yapabilir misin? Yapamazsın. Ya yaparsın, hele şöyle, yok vallahi ben öğrenemem ya, şimdi bir tarafa çarparım bilmem ne filan diye direksiyonla hep böyle oturan, pipirikli pipirikli oturan adam hakikaten götürür bir yerlere, kül toplar. Tamam bilmiyorum ama ya öğrenirim inşallah, biraz yavaş olup sen de tane tane anlat bana filan. Yani öyle kendine güven getire getire insan üstüne düşerse öğrenir. Yoksa öğrenemem diye diye bir iş öğrenilmez. Öğrenirim diye diye öğrenilir. Öyle değil mi? Öğrenemem diye diye de öğrenilmez. Evet. Her konuda böyle. Evet. Tarih okumak lazım, fizik okumak lazım, astronomi okumak lazım. Yani kısaca şöyle diyelim, eşyanın tabiatıyla meşgul olmak lazım. Kur'an'ı daha iyi anlamak için. Bu ne demek? Eşyanın tabiatından bahsederken değinmeye çalıştığımız gibi, Allah'ın bütün ayetleri malumunuz Kur'an-ı Kerim'de değil. Kur'an-ı Kerim'in hepsi ayetlerden oluşuyor. Ama Allah'ın varlığına delalet eden şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de değil. Kur'an'da bulunmayan ayet de doğru. Yarattığı her şey, Allah'ın varlığına delalet eden her şey Allah'ın ayeti değil midir? Ayet tanımı böyle değil midir? Bu
tanım bağlamında söylüyorum. Örneğin deniz geçmiyorsa deniz var. O zaman yani Kur'an'da geçmeyen bir ayet deniz veya geyik veya bir, yani her şey karıncaya kadar, bir mikroba kadar, bir bilmem neye kadar. Yani madem ki onun yarattığı bir şey, onun varlığına delalet eden şey, öyleyse onlar da Allah'ın ayetleri. İşte o ayetlerle uğraşmak, dağı, taşı, madeni, demiri, kömürü, bilmem neyi, özelliklerini tanımaya çalışmak, yaşayan tabiatını anlamaya çalışmak da Allah'ın ayeti olduğu için ayetleri anlamaya çalışmaktır. Allah'ın onlara nasıl yarattığı ve ne tür özellikler verdiğini anlamaya çalışmaktır. Bunu anlamaya çalışmak da Kur'an'ı anlamayı kolaylaştırır. İnsan ilişkilerini anlamaya çalışmak lazım. İnsanın kendi nefsiyle ilişkilerini, insanın başka nefislerle, başka insanlarla ilişkilerini, insanın Rabbi Allah'la ilişkilerini anlamaya çalışmak. Bunların nereden o şekillendiğini bilmeye çalışmak lazım. Evet. Sünneti tespitte usul ana başlığıyla bir konu açmışız. Sünnet nedir? Ne sünnet değildir? Demek istiyoruz bu başlıkla. Sünnet nedir ve ne sünnet değildir? Yani neler sünnettir, neler sünnet değildir? Sünnet malumunuz tanım olarak bir kimsenin, bir zatın, bir varlığın yapmayı adet edindiği, yani hep yapa geldiği şeye denir. Bu varlık Allah'sa buna tanımda sünnetullah diyoruz. Yani Allah-u Teala'nın bir şeyi hep yapmayı adet edindiği şeye sünnetullah adını veriyoruz. Kendisi öyle söylüyor. Bu varlık Resulullah'sa sünneti Resulullah diyoruz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmayı adet haline getirdiği şey ne örneğin? Kur'an'ı ahlak edinmek, onun son nefesine kadar yapmayı adet haline getirdiği ve asla terk etmediği, asla ihmal etmediği bir şey. O zaman Peygamber'in en kapsamlı sünneti, yani münferit sünnetleri var parça parça şu konuya taluk eden bir konu ama biz en kapsamlısını anlatırsak onu anlamak daha kolaylaşır. İşte filanın sünneti, falanın sünneti diye de kullanılır. Kullanılıyor işte. Bu Marksistlerin sünneti. Yani Marksistlerin yapmayı adet haline getirdiği, hep öyle yapıp durdukları şey. Bizim burada üzerinde asıl durduğumuz sünnet ise sünnet-i Resulullah'tır. O zaman Resulullah'ın sünneti nedir? Ya da ne Resulullah'ın sünnetidir? Ne de Resulullah'ın sünneti değildir. Yani Resulullah'tan görüldüğü halde, onu yapar gördüğümüz halde bizi bağlayan davranışları neler, bağlamayan davranışları nelerdir? En kapsamlı şekilde Kur'an'ı ahlak edinmek, Peygamber'in en müekked, yani hep yapıp durduğu, asla terk etmediği bir sünnetidir. Bu sünneti reddetmek, bu sünnete kulak asmamak, yani Kur'an'ı ahlak edinme sünnetine kulak asmamak, İslam'a kulak asmamak anlamına gelir ki insanı İslam'ın dışına çıkarır. Yani küfre sokar. Diğer yandan neyin sünnet olduğumuz, mesela namazı onun kıldığı gibi kılmak sünnet iken, sünnet iken deveye binmek sünnet-i Resulullah değil. Yani Müslümanları bağlayıcı onun yaptığı ama bizim de yapmamız gereken bir şey değil. Eliyle yemek yemek de onun yaptığını bildiğimiz, duyduğumuz, yalnız onun değil o devirde bütün insanların. Ama bizim de öyle yapmamızı gerektiren bir şey değil. Bunları nasıl seçeceğiz? Kökü Kur'an'da varsa, kökü Kur'an'da olan, esası Kur'an'da olan şeyler Peygamber'in yaptıklarından, kökü Kur'an'a varıp dayanan, Kur'an'dan istinbat olan şeyler, Müslümanım diyenleri ilzam eder, bağlar. Kur'an'la alakası bulunmayan,
Kur'an'dan önce de var olan, Kur'an'la da var olan, Kur'an'dan sonra da var olan, işte mesela deveye binmek Kur'an gelmeden de vardı, Arapların adetiydi. Kur'an geldiğinde de durdurmadılar deveye binmeyi. Ha? Kur'an gelmesi bittikten sonra da yine develere bindiler, durdurdular. Yani bunun ve deve şöyle binin, böyle binin yazmıyor Kur'an'da. Yani Kur'an çıkışlı bir hareket değil deveye binmek. Elle yemek yemek yine Kur'an'da hiç bir ipucu yok bu konuda. Yani Kur'an'ı bir şey değil. Kur'an gelmeden de Arapların yaptığı şey idi bu. Yani eliyle yemek. Entare giymek yine kadın erkek Araplar hep entare giyiyor. Ve affedersiniz don bilmiyorlar. Yani elimizdeki kaynaklar Arapların kadın erkek hiç don tanımadığını, don giymediğini söylüyorlar. Yok yani bilmiyor, toplum tanımıyor. Entare giyiyor kadını erkeği. Bu da yine İslam'la ilgili bir şey değil. Peygamber de yine entare giyiyor, hanımlar da entare giyiyor, efendim kafirler de, müşrikler de entare giyiyor. Hatta o iklimde yaşayan Yahudiler, ehli kitap falan onlar da entare giyiyor. Yani belki iklimin onlara zorladığı, o iklimde yaşamayı kolaylaştırdığı için zorladığı bir giyim şekli artık. Bilmiyoruz nereden kalma, nereden gelme ama dinle alakası yok entare giyiyor. Çünkü Kur'an'da entare giyim filan hiçbir şey değil. Kur'an'da giyime taalluk eden neyin yeri var? Avretin setri, yani örtülmesi. Avretin, kadın ve erkek için örtülmesinin Kur'an'da yeri var. Avreti örtmek kitabidir ve sünnetidir, yani kitaptan ve sünnettendir. Ama ne şekilde örteceksiniz? Dişi dişiliğini örtecek, erkek erkekliğini örtecek, o kadar. İspanyol kıyafetiyle, Arap kıyafetiyle, Türk kıyafetiyle, yani kim Müslüman olmuşsa, Kürt kıyafetiyle, Hintli kıyafetiyle yeter ki avretini setretsin. Filan moda elbiseyle, falan moda urbayla, şu moda pardesüyle, bu moda mantoyla örtünmesi diye bir gereklilik, bir şart söz konusu değil. Bütün mesele örtünmektir. Yani cinsiyetini helaline gizlemektir diyelim. Dişiliğini gizlemek, helaline bırakmak, kişiliğiyle toplumda, sokakta, caddede, iş yerinde, pazarda, dükkanda yerini almaktır. Avretin setri kısmı. Bu konuyla ilgili setri avret başlıklı yazımıza iktibası da bakılabilir. Evet. Yani biz burada sünneti tespitte, usulde nasıl seçeceğiz? Yani ne sünnettir, ne sünnet değildir? Ölçüyü alabildik mi? Kısaca bir daha tekrar edersek. Başlangıcı ilk çakışı Kur'an'da olmalı bir hareketin. Örneğin akimus salah diyor Kur'an'da. Peygamberin yaptığı hareketlerden. Kur'an'da bakıyoruz akimus salah, yani salatın ikamesi, namazın kılınması Türkçesi. Nasıl? Şöyle. O zaman bu peygamberin namazı şu şekilde ikame ediyor oluşu bizi bağlar. Yani biz onu ondan gördüğümüz şekilde yapacağız. Ama Kur'an'da entare giyin var mı? Yok. O zaman bizim entare giyme diye bir bağımlılığımız, bir zorunluluğumuz söz konusu değil. Deveye binin veya elinizle giyin. Sakal bırakın var mı? Yok. Bırakırsın da bırakmasın da yani. Fark etmez. Esaslı bir şey değil. Ama orucu onun tuttuğu gibi tutmaya çalışmak, o da zaten Kur'an'da belirtilen hudutlara riayet ederek tutmaya çalışıyor. O da zaten dinini Kur'an'dan öğreniyor. Onun dinini öğrenme kaynağı Kur'an'ın dışında değil. Kur'an. Yani Kur'an zaten ona gelen vahiylerden oluşan kitabın adı. O Kur'an dışında bir yerden din öğrenmiyor. Öyleyse biz de onun yaptığı gibi yapmak zorundayız. Onun pratize edişini bilmek bizim de pratize edişimizi kolaylaştırır. Evet, kısaca sünneti tespitte usul olarak bunları belirtmekte yarar görüyoruz. İçtihat nedir?
ve içtihatta asıl olan nedir? Onu